Haftanın ilk yayınından herkese iyi akşamlar. Gün sonu başlıyor. Türkiye'de bugün yeni normalin ilk günü. İç hat uçuşları başladı. Ancak bazı minibüslerde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı ve kapasitenin yarısından daha fazla yolcu taşındığı gözlemlendi. Birçok kentte çay ocakları ise dolup taştı. Ancak dünya genelinde vaka sayısı 6 milyonun üzerinde. Ankara'da 20 yaşındaki Barış Çakan 3 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Mezopotamya Ajansı'na konuşan Barış Çakan'ın dedesi, torununun Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğünü belirtti. Anadolu Ajansı'na konuşan Çakan'ın babası ise oğlunun şüphelileri yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığını ve bu yüzden saldırıya maruz kalarak yaşamını kaybettiğini belirtti. Olaya dair nihai soruşturma devam ediyor. Çakan'ın cenazesi ise bugün toprağa verildi. Diyarbakır'da bir polisin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan MC'ye emniyette işkence yapıldığına dair fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafları MHP'li vekilin danışmanı dolaşıma soktu. Urfa ve Diyarbakır boroları konuyla ilgili soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ise fotoğrafları ince arama olarak nitelendirdi. HDP milletvekili Remziye Tosun, copla tecavüz ve işkence gündemini meclise taşıdı. Gezi eylemleri 7 yaşında. Ankara'da gezi eylemleri sırasında öldürülen Ethem Sarısülük'ü anmak isteyen kitleye polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gazetecilere yönelik hak ihlalleri de devam ediyor. CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, gazetecilerin Mayıs ayında yaşadığı hak ihlallerini raporlaştırdı. Rapora göre bu ay içerisinde en az 4 gazeteci saldırıya maruz kaldı. Bir gazeteci tutuklandı, bir gazeteci hakkında dava açıldı. HDP'nin yeni dönem stratejisini içeren tutum belgesi partinin eş genel başkanları tarafından açıklandı. Açıklamada 9 madde üzerinden muhalefete birlik olma çağrısı yapıldı. Ayşe Karaman, Doktor Özgür Taran'ın evinde ilaç verilerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiş ve sanık buna rağmen tahliye edilmişti. Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman bugün Ankara Adliyesi önünde sanığın yeniden tutuklanması için çağrı yaptı. Hiçbir mantığa yakışmıyor, hiçbir mantığım almıyor. Ben 309 gündür bunu çözümlemeye çalışıyorum. Niye bunu hakimler çözümlemiyor? Ya adama ödül verdi, sanığın avukatları emretti, hakim de lütfetti, adamı ödüllendirdi. Öbür duruşmaya da bir madalya takar, hadi güle güle Özgür, özgürlüğüne devam diyecek. Benim çocuğumu öldürdü. Katillerin dışarıda olması, 9 ay ceza alması hangi vicdana sığıyor? Ben buradan bir ay önce mektup yazdım Sayın Cumhurbaşkanıma, dedim ki benim canım yanıyor, yüreğim yanıyor, evladımı kaybettim. Senin evladın olsa ne yapardın dedim. Bir aydır bir şey yapmadı. Adalet Bakanı'na yazdım, dönmedi. Şimdi ben Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum, göreve davet ediyorum. Bu adam derhal içeri alınmalı. Diyarbakır'da bir süre önce yeni infaz yasasıyla tahliye olan H. Polat isimli erkek eşi Nurcan Polat'ı öldürdü. H. Polat gözaltına alınıp yeniden tutuklandı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Mayıs ayı raporunu açıkladı. Rapora göre bu ay içerisinde 21 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 18 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Filmmore 18. Uluslararası Gezici Kadın Filmleri Festivali'ni pandemi sebebiyle bu kez online olarak düzenleyecek. 12 Haziran'dan 22 Haziran'a kadar birçok filmi online olarak izleyebilirsiniz. Bu akşamlık da bizden bu kadar. Yarın akşam görüşünceye dek hoşça kalın.